Merhaba. Bu sayfa çok büyük niyetlerle ve iyi halis duygularla hazırlanmış bir ebeveyn rehberlik sayfası. Bunu net bir şekilde neden söyleyebiliyorum? Çünkü bu oğullarıma bıraktığım bir miras. Ben 17 yaşındayken annemi kaybettim ve oğullarımı büyütürken hep böyle dönüp birinden onay alma ihtiyacım hiç karşılanmadı. Ya burada hata mı yapıyorum diye soracağım biri olmadı. Ya da birinin beni onaylama ihtiyacını kimse gider miydi? Sırtımı sıvazlayıp, "Aa, sen bu işi çok iyi beceriyorsun," diyen olmadı. Dolayısıyla da hep şu benim bu sayfayı hazırlarken ki en büyük motivasyonum oldu. Bir gün tabii ki bunu istemem. Tabii ki dileğim onların ihtiyacı olduğu kadar oğullarımın yanında olmak ama olur da zamansız bir ölüm olursa ve oğullarım ebeveyn olmaya karar verdiklerinde yanlarında olamazsam ya da işte ömrümün vermeyeceği, görmeyeceği kadar uzak zamanlarda ebeveyn olurlarsa dönüp bakabilecekleri bir rehber bırakma ihtiyacıydı bu sayfanın hazırlanma nedeni. Aslında ben böyle notlar biriktiriyordum, videolar biriktiriyordum. Ama hiç bunları bir sosyal medya üzerinden yayınlamayı planlamamıştım. Böyle bir motivasyon vardı bende. Sonrasında yardımcılarım çok, benimle birlikte çalışanlar, o zaman bir hemşiremle birlikte çalışıyorduk sevgili Rabia. İşte hocam bunları insanlar bilmeli, hocam bunları insanlar bilmeli deyip böyle bir sayfa açtık. Şimdi sayfanın asıl amacı oğullara bırakılan bir miras olunca hiçbir zaman eğilip bükülmedim tabii ki. Çünkü bir beklentim yoktu bu sosyal medya platformundan. Herhangi bir gelir beklentim yok. Ay, insanlar beni tanısın umurumda değil. Çünkü tanınmayı da çok sevmem. Beni huzursuz eden bir şeydir bilinmek. Sosyal biri değilim aslında. Açtığımda da böyle bir hayalim yoktu. Yani bir gün bu sayfa büyüyecek, 300 bine ulaşacak. Ya evet, reklam verdim. Verdiğim doğru. Bu da şundan oldu. Okuyanlar çok yararlandıklarını söylediler. Mesajlar harikaydı. Cevaplar çok iyiydi. Hiç aklıma gelmeyen bir tepki oldu. Ben de bu kadar yarar görüyorlarsa biraz daha fazla insan görsün gibi reklam da verdim. Ama yine de bu sayfanın bu hale geleceğini hesaplamamıştım. Zaman zaman yük oldu bana. Zaman zaman benim kendi iç dengemi bozan şeylere şahit olmama neden oldu. En önemlisi de ben ebeveyn rehberliği vermek istiyordum. Aklımdaki hep oydu. Yani çocuklarda patoloji gelişmeden ebeveynliği yönlendirerek onun sağlıklı bir birey potansiyelini gerçekleştirebilen bir bireye evrilmesine eşlik etmekti benim amacım. Hala da öyle. Ama daha çok patolojik çocukların ebeveynlerine destek olmaya döndü. Ki farklı bir şey yapmıyorum. Yine aynı şeyi yapıyorum. Kendi oğullarımı nasıl yetiştirdiysem ebeveynlere bu yönde rehberlik ediyorum. Ve o rehberlik de tabii ki çok iyi sonuçlar veriyor. Öyle olunca işi biten gidiyor. Yerine yenileri geliyor. Buradan söylediklerim insanlarda bir farkındalık yaratıyor, oradan hasta geldiği oluyor derken neredeyse erkenden randevu alıp sıra bekleyenler genelde bu çocuklarında nöro gelişimsel geriliği olan çocuklar oldu. Zor bir iş, o kadar zor ki tekrar psikoterapi almaya başladım çünkü üstesinden gelemiyorsunuz, çok ağır yükler biniyor üstünüze. Bir çocuğun nöro gelişimsel geriliği yoğunsa ailede de yoğun problemler oluyor. Kuşaklar boyu aktarılan travmalar söz konusu oluyor ve bunların hepsi tabii ki benim sakin, dingin iç dünyamı olumsuz etkiliyor. Bu yüzden destek alıyorum son 2 senedir. Bu da işime yarıyor. 1.300 bine geldik. Ben de çok şaşırıyorum. Çünkü genelde toplumun geneline hitap eden şeyler söylemiyorum. Genelde ebeveynleri rahatsız edici şeyler söylüyorum. Farkındalık yaratan genelde sevilmez ama müthiş bir teveccüh gösterdiniz. Bu da toplumun bir şeyleri değiştirmek için gerçekten aslında küçük böyle
motivasyonlara ya da yol göstermelere çok açık olduğunu gösteriyor. Küçük bir itki, bir dalga benimkisi. Suya taş attım bu sayfayla. Çok büyük gibi görünüyor ama yani o 80 milyonluk ülkede 300 bin ne ki? Ama gene de bir taş, suya değen bir taş ve o halkalar şeklinde genişlediğini görüyorum. Bunu da en iyi ekran maruziyetlerinde. Bu konuyla ilgili ilk konuştuğumda herkes deli muamelesi yapmıştı bana. Demediklerini bırakmadılar. Bütün o söylenenler yavaş yavaş silindi. Şimdi arayınca bulamıyorum o söylenenleri. Herkes yorumlarını sildi geriye dönük. Dolayısıyla da şimdi bakıyorum insanlarda buna dair ciddi bir farkındalık ortaya konuldu. Bu karşılıklar da benim devam etmeme neden oluyor. Yorucu bu, çok yorucu. Ama yine de karşılığını verdiniz. Bunun için gerçekten minnettarım. Bildiklerimi aktarma konusunda her zaman çok nasıl diyeyim, hevesli oldum. Çünkü şöyle bir şey, deneyim öyle kolay biriktirilmiyor. Etrafıma baktığımda da müthiş kadınlar, müthiş erkekler görüyorum ama öğrendiklerini, o deneyimlerini, hayata dair deneyimlerini çocuklarına aktarmakta çok zorlanıyorlar. Ya da diğer insanlara da aktarmakta çok zorlanıyorlar. Ve sessiz bir çığlık alıyor onların farkındalıkları. Benim sessiz bir çığlığım vardı ama çığlığı sesli hale getiren sizin ilginiz oldu. İlgilenmeseydiniz bu sayfa devam edemezdi. O motivasyonu kendimde bulamazdım. O yüzden var olun. Çok teşekkür ederim. Bu sayfa aynı halinde devam edecek. Kimseye eyvallah demeyecek. Hep doğru bildiğini söyleyecek. Yorulana kadar devam edeceğim. Yorulduktan sonra da mutlaka bir gün bırakacağım. Dediğim gibi benim bu sayfayla çok böyle hayallerim falan olmadı. Hayallerim olmayan şeyler oldu. Yani birilerinin hayatına dokunduğumu hissettim. Hiç görmediğim hayatları değiştirdiğimi hissettim. Ya da toplumdaki bazı olumsuz sonuç veren algıları değiştirdiğimi hissettim. Bu tatmin bana yetiyor. Fazlasına ihtiyacım yok. Bu videoda 300 bine bir teşekkür olsun diye çekildi. Tekrar sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.